Kayınvalidem vefat etti. Rahmetli. Keşke olsaydı, anlatabilseydim yani. Çok ya. İsterdim kayınvalidem olsun. Çok anlatıyorlar. Çok güzel bir hanım. Yattığı yerler nur olsun. Nur olsun amin, inşallah. Allah'ım. Çok amin. Güzel. Çok çok güzel. Zamanın da yani. Oo. Hem çok iyi, herkes anlatıyor çok onu. Çok iyi kayınvalideler de var. Evet. Peki kendi annene paylaşır mısın, anlatır mısın? Kendi anneme paylaşırım ama şimdi kayınvalidem vefat ettiği için hiç tanımıyorum tabii. Annem eşimi çok tutuyor. Hani annesi yok diye. Ha. Annelik yapıyor. Kıyamıyor. Kıyamıyor, bu sefer beni dışlıyor. Kendi annen seni dışlıyor. Evet, beni dışlıyor. Sürekli diyor ki sen haksızsındır. Allah Allah. O haklıdır. Hep. Ya sürekli onu yani o benim çok moralimi bozuyor, çok üzüyor yani. Yani anlatmak da o kadar istemiyorum ama. Peki senin annen sizin iyiliğiniz için belki böyle bir şey yapıyordur. Çünkü anneler onu yapar, hani damadı biraz tutar gibi olur ama aslında amaç kendi kızını bir şekilde koruyup kollamaktır. Öyle ama insan evladını korumak dahi olsa bunu belli etmesi gerekiyor. Hiç yani, kalbini kırdı mı bu konuda? Çok kırdı. Eşimden dolayı çok kırdı kalbim. Neydi mesela böyle unutamadığın, gerçekten kalbinin kırıldığı? Kötü olan sensindir dedi bana. Daha mevzuyu dinlemeden? Dinlemeden. O benim çok moralim bozdu. Ya benim ona Allah Allah. Karşı yanlış bir şey yapmayacağımı bildiği için bana güveniyor. Kendi kızına güvenmiyor mu canım? Ya kendi kızına da güveniyor da kızı biraz dik kafalı olduğu için. Ya eşim o şekilde... çok sevdiriyor kendini. Böyle şeylik yapıyor. Benim kaynanamla aram çok iyi. Vallahi. O da diyor ki bu çocuk yapmış olamaz diyor yani. Oysa yapmış oluyor. Oysa yapmış. Hayır, yapmamış yani. Oluyorum ya. Keşke benim kayınvalidem de olsaydı. Keşke beni böyle koruyan, kollayan, kafamı dizlerine koyduğum. Annemden bahsetmiştim. Annem sürekli damadını tutan, tabii ki annem benim iyiliğimi istiyordur ama keşke kayınvalidem olup oğluna deseydi ki sen yanlış yapıyorsun, benim gelinim bir tanedir, gel kızım deyip başımı okşasaydı. Dik kafalı, onun lafını dinlemiyor, bağırıyor, çağırıyor, sesini yükseltiyor. Sen annene mi bağırıyorsun, evet. Çağırıyorsun? Annesine bu bizim, bağırıyor. Saçmalıyorsun. Bağırıyorsun annene. Bu bizim mevzu zamanında bağırıyorum yani. Beni şey yapıp... Mevzu zamanında iyi. Bağırıyorum nedir ya? Bağırıyorsun işte. Ben de sana onun yüzünden kızıyorum. Ama sen... Elif sana bunu hiç yakıştıramadım. Ne olursa olsun bak. Mevzu ne olursa olsun. Kesinlikle. Bir anaya, babaya... Hayır, bu yanlış ya anlatıyorum. Sesini yükseltiyorum. Sesimi diyelim. Yükseltiyorum. Bağırmıyorum. Sesini yükseltiyorum. Sinirle, yani. Sinirlendiğim için. Hani bir kere de kızına sor diyorum. Ne yaptı da bu sen böyle yaptın? Hani ben de o yüzden her zaman derim ki benim kızlarım ne bu çok böyle olsun. Her şeyi sebep olarak gördüğü için her zaman yani ne olursa olsun eski dönem insanları kızımdır yani. Zahide Hanım, eski dönem insanları hani böyle çok abartılacak olmayacak şeyler için işte aldım valizimi gittim arkadaşıma, aldım valizimi gittim oraya, gittim buraya falan. Onlar o tarz şeyleri görmediği için bunların şeyleri çok basit geliyor. Bunlara farklı geliyor. Yani yani büyüklerim, basit mevzulardan alıp basit valizi gidiyorlar. Basit mevzulardan bunlar. İşte. He, biz yani. Neler yaşadık mı diyorlar. He, onlar diyor biz neler yani, yaşadık keşke diyor. Keşke kayınvalidem yani, sağ olsaydı da o da beni savunsaydı yani. O derece yani. Keşke çok görmek isterdim. Çok beni savunsun isterdim yani. Kendi yani. Annenden göremediğin sevgiyi kayınvalidenden mi bekliyorsun? Yani evet, ben istiyorum kayınvalidem olsaydı. Keşke beni sahiplenseydi istiyorum. Madem öyle kayınvalideler sahipleniyorlar. Arkamda aslında kapı gibi anne babam var. Onun farkındayım. Ama yokmuş gibi davranmaları beni üzüyor sadece. Hani ben de istiyorum ki kızım evet sensin ama ne yapalım? O el alemin çocuğu böyle demeyelim. Senden soğur. Ama bunu da bana söylemiyorlar. Ben seni sevdim ey dünyalara bindirdim endurdum kaşlarını babani babani mi yıldırdım endurdum kaşlarını endurdum kaşlarını babani babani mi yıldırdım. Böyle arada şarkılar söylüyorum ona mutfakta. Elif, sanki hayatta yalnız kalmış gibi duruyorsun.
Hani belki de kayınvalidenden hani bu kadar keşke olsaydı da bana destek çıksaydı der gibisin. Evet, yalnız yalnız başıma çocuklarımı büyütüyorum gibi hissediyorum yani. Eşim zaten saat 3'te 4'te işe itibariyle geliyor. Tek ya, başımayım. Gece mi? Evet, gece. Ya, çok o beni kadar değil çok hani... yıpratıyor. Daha 3 aylık bebeğim var daha küçük. 3 ya, yaşında çok... kızım var küçük. O yüzden yalnız hissediyorum kendimi. Hani eşim akşam normal işi olsa gelse böyle bir iki çocuklarla ilgilense de ben de bir yarım saat koltuğa otursam bir kahve içsem mesela. Kendime zamanım yok. Çok kadın onu istiyor, çok. Kendime zamanım yok. Peki sen Akın kayınvalideni hiç gördün mü? Hiç görmedin. Yok, ben sen hiç görmedim. Sen nasıl ama anlattın ki anneni? Elif bu kadar annene düşüyor. Eşim ya anlatmadı. Şimdi... Herkes anlattı. O yüzden eşim. Annem 37 yaşında. Çok genç. Evet, 37 yaşında mide kanserinden rahmetli oldu. Ah, ne kadar oldu? Çok çekti annem. Aşağı yukarı 2008 yılında rahmetli oldu. Yani çok çekti. Annem bir de annem yani dediği gibi bu şimdi kimle karşılaşsa annemden ona bahsediyor. İşte senin kayınvaliden işte şöyleydi böyleydi. Kimle karşılaşsa ondan bahsediyorlar buna. Bu da ister istemez böyle hani bakıyor araştırıyor yani bu kadar iyi bir insana nasıl denk gelemedim onun üzüntüsü var işte onda. Yani annem mahallede de severlerdi. Köyde de severlerdi. Hatta bana köyde şöyle bir işte yaşlı teyzelerden bir tanesi senin annen gibi bir güzel bu köyden gelip geçmedi derdi. Yani öyle bir şeyimiz olmuştu. Allah rahmet eylesin. Duygulanıyoruz anneler. Ama ne güzel siz gittikten sonra arkanızdan böyle güzel konuşulması, gelininizin sizi tanıyabilmek istemesi ne kadar güzel bir şey. Evet. Allah'ım şu güzel bebeklerinize bakıyorum, çocuklarınıza maşallah Allah'ım nazarlardan saklasın. Bugünkü çiftim ikinci evliliklerini yapıyorlar. İkisinin de evlatları var. Birbirlerinin anneleri babaları oluyorlar çocuklarının. İkisi ayrıca çocuk da yapıyorlar. 5 tane evlatları var. Allah bağışlasın. Toplamda. Evet, neşeli bir ailesiniz. Allah'ım evet. Nazarlardan sakınsın sizi.